Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın aniden vefat etmesiyle birlikte kardeşi 1. Murat, babası Orhan Gazi'nin emriyle Rumeli ordularının başına geçti. Sultan Orhan Gazi devlet işlerini oğlu 1. Murad'a devredince 1. Murad ilk iş olarak bazı atamalar gerçekleştirdi. Yaptığı atamalarda Bursa Kadısı Çandarlı Kara Halil Paşa'yı kaz askerliğe tayin ederken lalası Şahin Paşa'yı da Beylerbeyliği makamına yükseltti. Böylece Lala Şahin Paşa Trakya ordusu başkomandanlığına getirilmiş oldu. 1. Murat atamaları gerçekleştirdiği sırada Gazi Evranos komutasındaki bir orduyu da Sırplara karşı set olması için Trakya'nın batısına konuşlandırdı. Vefat eden abisi Süleyman Paşa'nın fethettiği Çorlu, Doğu Romalılarca daha önceden geri alınmıştı. Şehzade Murat ilk olarak Çorlu Kalesi'ne hücum ederek kaleyi ele geçirdi. Ardından Lüleburgaz'ı da aldı. Hacı İl Bey ile Gazi Evranos ise Dimetoka'ya girmeyi başardılar. Diğer taraftan Kırk Kilise adı verilen ve günümüzde Kırklareli olarak anılan bölgeyi de fethettiler. Ardından 1. Murat Lüleburgaz'da savaş konseyini toplayarak Edirne'nin fethine karar verdi. Lala Şahin Paşa ve Hacı İl Bey'i kendi emirlerindeki orduları ile Edirne üzerine doğru yönelirken Şehzade 1. Murat Baba Eski'ye girerek ordugahını topladı. Rum ve Bulgar kuvvetleri Edirne'yi korumak üzere şehirden ayrıldıktan sonra iki ordu Pınarhisar'da karşı karşıya geldiler. Osmanlıların Pınarhisar'da gerçekleşen bu muharebeden zaferle çıkmayı başarmasıyla Rum ve Bulgar kuvvetleri Edirne'ye doğru geri çekilmek zorunda kaldılar. Sultan 1. Murat bu zaferden sonra Rumeli'deki tüm kuvvetlerini bir araya getirdi. Osmanlı ordusu Temmuz 1361 yılında Edirne şehrini kuşatma altına aldı. Edirne şehir kumandanı Osmanlı ordusundan korktuğu için Meriç nehrinden bir kayığa binerek kaçtı. Kuvvetleri bozulan Edirne şehir müdafileri savaşmadan şehrin anahtarını Şehzade 1. Murad'a kendi rızalarıyla verdiler. Edirne'nin fethinden sonra şehir Osmanlı yapısı ile donatılmaya başlandı. Şehzade Murat Edirne'de bulunurken Bursa'dan acil bir haber geldi ve Sultan Orhan'ın vefat ettiği bildirildi. Orhan Gazi'nin babası Osman Gazi'nin ölüm tarihi konusunda kaynaklar tarafından net bir tarih belirtilmediğinden 1324 ile 1326 arasında değişiklik gösteriyor. Buna bağlı olarak Orhan Gazi'nin hangi yıllarda saltanata geçtiği konusu da ne yazık ki netlik kazanamıyor. Orhan Gazi'nin 37 ile 38 yıl kadar tahta kaldığı bilinmektedir. Orhan Gazi tahta geçtiği zaman babası Osman Gazi'den 16 bin kilometre kare genişliğinde devraldığı Osmanlı topraklarını oğlu 1. Murad'a devrederken 95 bin kilometre kare olarak devretti. Müzik
Sultan Orhan Gazi'nin ölümünü fırsat olarak değerlendiren ve Ankara'yı Osmanlı egemenliğinden çıkarma planları yapan Karamanoğulları, ahileri şehirde isyan çıkarmaları için kışkırttı. Ankara Osmanlıların elinden çıktı. Bunu duyan Sultan 1. Murat hiç gecikmeden Ankara'ya doğru yürüyerek şehri tekrar Osmanlı kontrolüne aldı. Sultan 1. Murat Kaz askerliğini kurduktan sonra Pençik Kanunu'nu da devreye soktu. Bu düzeni kurmasıyla savaşlarda alınan ganimetin 1/5'inin devlette vergi olarak kalmasını sağladı. Ayrıca Yeniçeri Ocağı'nın kuruluşu da bazı kaynaklara göre Orhan Gazi dönemine uzatıldığı belirtilse de Yeniçeri Ocağı'nın düzenlenmesiyle birlikte savaş esirlerinin 1/5 devlete verilerek ilk Yeniçeri askerleri olarak Osmanlı topraklarında düzenli eğitim almaya başladılar. 1. Murad'ın tahta geçmesiyle günümüzde halen devam eden Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri de böylece 1362 yılında başlamış oldu. Bu süreç ile birlikte Edirne şehri yeni başkent olarak ilan edildi. Devlet içerisinde yeni düzenlemeler yapan Sultan 1. Murat, Osmanlı ordularını iki kola bölüp Rumeli'de yeni fetihlerin yapılması için emir vererek Dimetoka'da ordularını topladı. Rumeli'nin kuzeyine Lala Şahin Paşa'yı, Ege kıyılarına ise Gazi Evranos Bey'i komutan olarak tayin etti. Gazi Evranos Bey ilk olarak Gümülcine'yi fethetti. Lala Şahin Paşa ise aynı günlerde Eski Zara'ya girdi. Eski Zara'yı ele geçiren Lala Şahin Paşa ordusu ile ilerleyerek Filibe önlerine kadar geldi. Şehir kuşatma altına alındıysa da askerler bir süre şehri müdafaa etmeye çalıştılar. Ancak Osmanlı taarruzlarına daha fazla dayanamayan Filibe muhafızı şehri Osmanlılara teslim etmek zorunda kaldı. Filibe şehri Osmanlılar, Bulgarlar, Sırplar ve Doğu Romalılar için büyük önem taşıyordu. Filibe hem askeri üs olarak hem de bir gıda noktası olarak çok önemliydi. Vergi bakımından önemli bir gelire sahip olan Filibe'nin Osmanlı tarafına geçmesi, Doğu Roma'nın hem askeri güçlerini hem de ekonomisini sarsmış ve zayıflatmıştı. Ayrıca şehir Bulgaristan'ın fethi açısından da çok önemli bir askeri üs olacaktı. Sultan 1. Murat hiç vakit kaybetmeden fethedilen şehirlerin imarı emrini vererek büyük bir Müslüman göçünü Rumeli topraklarına yapılmasını sağladı. Filibe'nin fethinden sonra Osmanlı Devleti ve Doğu Roma aralarında geçici de olsa bir barış antlaşması imzalandı. 1,5 yıl gibi kısa bir sürede Dimetoka, Edirne ve Filibe gibi önemli şehirlerin Osmanlı topraklarına dahil olması, Doğu Roma'nın belini bükmüş ve Osmanlı askerlerine karşı hiçbir şey yapamamasına neden olmuştu. Bu anlaşmayla İmparator 5. Yannis, Osmanlı'ya karşı oluşturulabilecek hiçbir ittifaka ortak olmayacak ve Osmanlı'nın ihtiyaç duyması halinde asker takviyesinde bulunacaktı. 13 Ağustos 1366 günü Savoy Dükü Amedeo, Haçlı filosu ile birlikte Gelibolu'yu alarak 14 Haziran 1367'de şehri Doğu Roma'ya bıraktı.
Bu tarihten sonra Gelibolu Doğu Roma yönetiminde kalmaya devam etti. Gelibolu Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişi için stratejik bir konumda bulunuyordu. Sultan 1. Murat Doğu Roma ile anlaşma yaptıktan sonra Bursa'ya geçti. Ancak batıda Osmanlıların ilerleyişi batılı devletleri oldukça rahatsız ediyordu. Hristiyan devletlerinin halkı ayaklandırma politikası neredeyse imkansız görünüyordu. Çünkü Rumeli'deki Hristiyan tebaa Osmanlı yönetiminden oldukça memnundu. Sırbistan'a iltica eden Filipe komutanı Sırp kralını defalarca uyarmış ve Osmanlıların savaş düzeninden övgüyle bahsetmişti. Sırplar ve Bulgarlar Papa ile görüşerek Osmanlıların Balkanlardan atılması konusunda destek talep ettiler. Bunun üzerine Papa 5. Urban, Haçlı İttifakı konusunda önemli devletlere çağrıda bulundu. Bu çağrıya Macar Kralı Lajos seve seve karşılık verdi. Ardından Eflak ve Bosna'da ittifaka katılacağını bildirdiler. Macaristan Kralı 1. Lajos komutasındaki ordu Osmanlı topraklarına doğru yol aldı. Haçlı askerleri Edirne'ye 2 günlük yürüme mesafesinde Meriç Nehri kıyısında ordugahını kurdular. Lala Şahin Paşa Haçlı ordusunun mevcut durumu hakkında bilgi aldıktan sonra hemen Bursa'da bulunan Sultan 1. Murad'a haber gönderdi. Rumeli'deki Osmanlı askerinin bu orduyu karşılayacak kadar kuvvetli olmadığını söyledi. Diğer yandan Lala Şahin Paşa, Hacı İlbey'i 10 bin kişilik süvari kuvvetiyle düşman hakkında bilgi toplaması için gönderdi. Hacı İlbey, Haçlı ordusunun Meriç Nehri kıyısında dinlenmekte olduğunu görünce, tüm inisiyatifi üzerine alarak askerlerine taarruz emri verdi. Gece karanlığından faydalanan Osmanlı askeri büyük bir taarruzla Haçlı ordusunu bertaraf etmeyi başardı. Haçlı ordusunun bir kısmı Osmanlı akıncı kuvvetlerinin elinde can verirken bir kısmı da kaçarak Meriç nehrinde boğuldular. Bunun üzerine Macaristan kralı 1. Lajos kaçarak canını zor da olsa kurtarmayı başardı. Osmanlı ordusunun Haçlı ittifakının askerlerini bozguna uğrattığı bu sahneyi batılı tarihçi Alfonso de la Martine şöyle kaydetmektedir. Onlar çocukluğundan beri savaş alanlarında pişmiş Türk yiğitleriydi. Osman ve Orhan Beyler zamanından kalan deneyimli komutan Hacı İlbey bir avuç seçme askerinin başında gece karanlığından yararlanarak Meriç Irmağı'nı çevreleyen bataklıkları açtı. Birleşik Hristiyan ordusu önlerindeki ırmak ve bataklıkların aşılmazlığına çok güveniyordu. Askerler içki içip sarhoş olmuşlar, tamamen başı bozuk bir halde orada burada sızıp kalmışlardı. İlbey bu disiplinsiz asker topluluğuna derin bir uyku halindeyken baskın yaptı. Osmanlı atlılarının naraları ve çıkardıkları gürültüler gece karanlığında yeri göğü inletiyordu. Böylece neye uğradıklarını anlamayan Hristiyan ordusu ateş, kan ve ölüme boyun eğdi. Osmanlı'nın kılıçlarından kaçmak isteyen binlercesi Meriç'in azgın sularına kapılıp can verdi. Cesetler Filipe'nin köprülerinin altından sürüklenerek günler sonra denize ulaştı. Sırpların dağılması ve kaybolması anlamına gelen Sırp sındığı
çatışmasız bir zaferle sonuçlanan bu savaştan sonra olayın geçtiği küçük ovanın adı oldu. Sultan 1. Murat bu zafer haberi gelmeden önce ordularını toplamış ve Rumeli'ye geçmek için hazırlanıyordu. Anadolu'da kalan son birkaç kale Katalanların elinde bulunuyordu. Biga bölgesindeki bu kaleler sultan tarafından fethedildi. Lala Şahin Paşa'dan haber alan Sultan 1. Murat Bursa'ya geri döndü. Hacı İlbey gerçekten büyük bir başarı kazanmıştı. 10 bin kişilik süvari birliğiyle 60 ila 100 bin kişi arasında değişen Haçlı ordularını mağlup etmeyi başarmıştı. Sırp sındığı zaferi olarak tarihe geçen bu olay, Osmanlılar ile Haçlıların ilk savaşı olmuştur. Sultan 1. Murat, Sırp sındığı ve Biga fetihlerinden sonra Bursa'ya çekildi ve elindeki tüm toprakları üzerinde imar çalışmaları gerçekleştirmeye başladı. Ayrıca Şehzade Bayezid, Yakup Çelebi ve savcının sünnet düğünleri de bu tarihte gerçekleşti. Sultan 1. Murat Edirne fethini gerçekleştirip ardından tahta geçerek Anadolu'daki sorunları çözmeye başlamıştı. Sorunları çözdükten sonra yönünü tekrardan Rumeli'ye doğru çevirerek Dede Ağaç, Eski Zara, Gümülcine ve Filibe'yi fethetti. Osmanlıların hızlı yükselişini durdurmak isteyen Haçlılar, Sırp sındığı muharebesinde bozguna uğrayınca Müslüman Türklerin Avrupa'ya doğru ilerleme arzuları gün yüzüne çıktı. Osmanlıların hızlı yükselişini ve günden güne artan gücünü Avrupa devletlerinden önce Adriyatik kıyılarında yer alan Dalmatça adalarında konumlanmış ve küçük bir şehir devleti olan Raguza Cumhuriyeti fark etti. Bu gücün farkında olan Raguza Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti'nin hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan onlarla barış içinde yaşamaya karar verdiler. 1365 yılında Osmanlılar Adriyatik Denizi'ne yaklaşıp Raguza Cumhuriyeti'nin şehir kapılarına dayanmadan hemen önce Raguza Cumhuriyeti kendi isteğiyle Osmanlıların buyruğu altına girdi. Aralarında yapılan anlaşma Osmanlı Devleti'nin Hristiyan milletiyle yaptığı ilk anlaşma oldu. Yapılan bu anlaşmaya göre Raguza Cumhuriyeti Osmanlı Devleti'ne yıllık 500 duka vergi verecek ve buna karşılık olarak da Doğu sularında serbestçe ticaret yapabilecekti. Elbette ki aralarında yaptıkları anlaşma sayesinde bu küçük cumhuriyet asırlarca varlığını garanti altına alabilmişti. Günümüzde popüler bir yere sahip olan Osmanlı tuğrasının Raguza Cumhuriyeti ile yaptığı anlaşmayla eş zamanlı olarak ortaya çıktığı varsayılmaktadır. Sultan 1. Murat elini yumruk şekli yaparak mürekkebe batırmış ve üç parmağını kapatarak baş ve serçe parmağını açık bir şekilde kağıt üzerine bu şekilde mühür vurmuştur. Bu şekle göre Osmanlı mührü bir aslan pençesini andırmış ve 1. Murat'tan sonra gelen tüm padişahlar da bunu kabul ederek kullanmışlardır. Bir rivayete göre hattatlar zaman içerisinde bu imzayı geliştirerek güzel yazılarla süslemişlerdir. Osmanlı ile Doğu Roma arasında daha önceleri yapılmış olan barış antlaşması Romalılar tarafından bozulmuş ve bizzat imparatorları Türklere karşı yardım talebinde bulunmak için Macaristan, Roma ve Avrupa'ya gitmiştir.
Ayrıca Savoylu İtalya Haçlıları Gelibolu'yu aldıktan sonra Doğu Roma İmparatorluğu'na teslim etmiş. Fakat Osmanlı ile Romalılar arasında olan anlaşmaya göre Türklere teslim edilmesi gereken Gelibolu, Doğu Roma tarafından verilmemiştir. Bu yapılan hakaret ile Osmanlı ve Roma savaşları tekrardan başlamıştır. Sultan 1. Murat, Rumeli'de yeni bir sefer mevsimi açarak ordularını komutanları ile birlikte bölmüş ve Rumeli'ye yeni yerleşen halkın da desteğiyle seferlerine devam etmiştir. Seferin başlangıcında Kara Timurtaş Paşa ilk olarak Kızıl Ağaç'a doğru yürümüş ve şehir müdafileri Osmanlı ordusundan çekindikleri için şehri kolayca teslim etmişlerdir. Burada ordusu ile ilerleyen Kara Timurtaş Paşa Bulgaristan'ın Yanbolu şehrine girdi. Her ne kadar Kara Timurtaş Paşa'ya karşı bir direniş olduysa da Paşa Yanbolu'nun fethini gerçekleştirmeyi başardı. Bu şehrin fethedilmesinin ardından Silivent şehrini de aldı. Diğer koldan Lala Şahin Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Sofya yakınlarındaki Samakov'u kuşatma altına aldı. Lala Şahin Paşa bu şehri ele geçirirken Sultan Murad'ın komutasındaki Osmanlı ordusu ise Burgaz'a doğru ilerliyordu. Sultan 1. Murad Burgaz şehrini ele geçirdikten hemen sonra çevresindeki Karınabat, Süzebolu ve Aydos kalelerini de almayı başardı. Sultan Murad'ın ordusundan korkan bu şehirdeki yöneticiler Osmanlı ordusu karşısında sadece boyun eğmek zorunda kaldılar. Sadece Süzebolu'da ufak bir direniş gerçekleşti. Ancak bu Osmanlı'nın zafer sonucunu değiştirmedi. İmparator 5. Yannis Avrupa'dan umduğunu bulamayınca oğlu Manuel'i Sultan 1. Murad'ın huzuruna göndermiş ve bizzat özür dilemiştir. Sultan 1. Murad bu ziyaret sonrasında İmparator 5. Yannis'i affetmiştir. 1368 yılında Edirne'ye nakledilen payitaht, imar planları ve yeni saray tamamlanana kadar geçici bir süreliğine tüm devlet ve ordular Rumeli'deki Dimetoka'dan yönetmiştir. Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçmesi sırasında Osmanlılara saldırı planı yapan Sırp Kralı Dušan'ın ölüm haberi gelmişti. Ancak Dušan Balkanlarda büyük zaferler kazandığı için kendisini Roma'nın varisi olarak görmekteydi. Bu sebepten dolayı da Doğu Roma İmparatorluğu'na karşı hareket ediyor ve dini merkezleri olan İstanbul Ortodoks Patrikliğini artık tanımıyordu. Sırbistan bu dönemlerde Ulyasha, Vukašin ve Vojka isimli üç kardeş tarafından yönetiliyordu. Sırbistan, Doğu Roma İmparatoru 5. Yannis'in çabasıyla yeniden İstanbul Ortodoks Patrikliğine bağlandı. Doğu Roma İmparatoru 5. Yannis, Avrupa'da kapı kapı dolaşıp yardım istemiş, ancak sonucunda Sultan 1. Murad'ın gazabına uğrayarak en önemli topraklarını yitirmişti. Daha sonrasında 5. Yannis tekrardan Sırpları Osmanlılara karşı kışkırtmayı başarmıştı. Harekete geçmek için en doğru zamanı kollayan 3 Sırp kardeş, Sultan 1. Murad'ın Anadolu'ya geçtiği bir dönemde 70 bin kişilik ordusu ile harekete geçti. Lala Şahin Paşa, Osmanlı topraklarına Sırp ordusunun girdiğini öğrendiğinde Sultan 1. Murad'a haber vermek için artık çok geç kalmıştı. Kendisi çok zor bir karar almak zorunda kalarak emrindeki 800 kişilik bir akıncı grubu gizliden gizliye Sırp ordusunu takip etmesi için görevlendirdi.
26 Eylül 1371 gecesi Meriç Nehri kıyısında kamp kuran Sırp ordusunu tepelik bölgelerden sarmaya başladı. Tepelerde büyük davullar hücum için vuruyordu. Her asker eline iki meşale alarak saldırıya geçti. Sırp ordusu aniden büyük bir şaşkınlığa uğradı. Dört taraftan gelen davul sesleri ve meşaleler ile hücuma geçen Akıncı askerlerini gören Sırplar, Büyük Osmanlı ordusunun üzerlerine saldırdığını düşünerek paniklediler. Osmanlı Akıncıları Sırp komutanlarının ve üç kardeşin bulunduğu bölgelere doğru saldırı gerçekleştirdi. Sırplar gece karanlığında ne olduğunu anlayamadan kendi adamlarını dahi düşman zannedip birbirleriyle savaşmaya başladılar. Muharebede birçok Sırp komutanının yanı sıra Ulyashah ve Vojka da Meriç nehrinde boğularak ölmüştü. Vukašin kaçmayı başarsa da Osmanlı akıncıları onu da yakalayıp öldürmüştü. Sabah olup gün aydınlandığı zaman Meriç Nehri adeta Sırp ölülerinin kanları yüzünden kırmızıya boyanmış ve orduları tamamen dağılmıştı. Lala Şahin Paşa destansı bir zaferle Sırp ordusunu bozguna uğratmayı başarmıştı. Osmanlıların Sırp sındığı muharebesinden sonra Avrupalı askerleri muazzam bir şekilde tekrar bozguna uğratması Anadolu ve Avrupa'nın gündemine oturmuş ve artık uzun bir süre Osmanlıların karşısına çıkaracak ciddi bir kuvvet kalmamıştı. Osmanlıların Rumeli'de kazandığı bu zaferler sonrasında Osmanoğulları Anadolu beylikleri karşısında gün be gün itibarını arttırıyor, yeni dostluklar elde ettiği gibi bu zaferleri hazmedemeyen beylikler de kendini belli ediyordu. Çirmen Muharebesi bazı yabancı tarihçi yazarlarca Sırp sındığı ile aynı savaş olarak gösterse de Osmanlıların şanına leke sürmekten başka bir düşüncenin olmadığını ortaya çıkarıyor. Şüphesiz 70 bin Sırp askerine karşı 800 kişiyle saldırıya geçen Osmanlı askerleri Türklerin devlet, vatan, millet ve din aşkını tüm dünyaya gösteriyordu. Osmanlılar Balkanlarda yeni fetihler için artık gün saymaya başlamışlardı. Çirmen Muharebesi Makedonya'nın kapılarını ardına kadar Türklere açmıştı. Lala Şahin Paşa'nın kazandığı muazzam zafer Çirmen Muharebesi'nden sonra Osmanlı orduları yeni fetihler için derhal harekete geçti. Sultan Murat Edirne şehrine doğru hareket ederken Gümülcine'de bulunan Gazi Evranos yaklaşık 30 kilometre ilerisindeki İskeçe kasabasına girdi. Burası kolaylıkla Osmanlıların eline geçti. Diğer koldan Vezir Hayrettin Paşa, İskeçe'den ilerlemeye devam ederek Kavala'ya girdi. Kavala'nın fethinden sonra kuzeye ilerleyip Drama'yı fethetti. Drama'nın fethinden sonra da Serez'e girmeyi başardı. Bir yıl sonra 1372'de Selanik üzerinden ordularını ilerleterek Karaferre'yi de fethetti. Bu
Bu fetihlerin ardından Seres kasabası uç nokta seçilerek uç beyi olarak Gazi Evranoz burada görevine devam etti. Yeni fethedilen yerlere Türkler yerleştirildi. Diğer koldan ise Osmanlılar adım adım Sofya üzerine doğru hareket ettiler ve Köstendil fethedildi. Serez gibi muhkem bir noktanın fethedilmesi Rumları harekete geçirdi. Selanik despotu, imparatorun oğlu Manuel, kasabadaki Rum halkının isyan etmesini sağladı. Vezir Hayrettin Paşa derhal Karaferya'dan hareketle bu isyanı bastırmaya muvaffak oldu. Bazı kaynaklarda bu isyandan kaynaklı olarak Vezir Hayrettin Paşa'nın Selanik'i kuşattığı yer verilmiş olmasına rağmen kesin bir kanıtı da bulunmamakta. Osmanlıların Doğu Roma üzerinde ciddi bir etkisi bulunmaktaydı. Zira Manuel'in çıkarttığı bu isyan sonucunda İmparator kendi oğlunu Konstantinopolis'e dahi sokmamıştı. Bu sebepten Manuel bizzat sultanın huzuruna giderek af dilemişti. Manuel ancak Sultan Murad'ın affetmesinden sonra Konstantinopolis'e dönebildi. Sultan 1. Murad'ın 3 oğlu vardı. En büyükleri Bayezid olmakla birlikte ortanca Yakup, en küçük ise Savcı Bey'di. Bazı kaynaklarda ise savcının en büyük olduğu belirtilmiştir. Sultan Murat, Anadolu'da asi beyleri cezalandırmak üzere bir iç sefere çıkmıştı. Bu seferde vasali Doğu Roma İmparatoru 5. Yannes'i de götürmüştü. İmparatorun iki oğlu aralarında rekabet halindeydiler. Yannes'in Konstantinopolis'ten ayrılmasını fırsat bilen Andronikos, imparatorluğunu ilan etti. Andronikos'a uyan savcı da Bursa'da sultanlığını ilan etti. Sultan Murat ve İmparator Yannes derhal geriye dönüp isyanı bastırmak üzere harekete geçtiler. Rumeli'de iki hükümdar oğullarını bozguna uğrattılar. Asi varisler Dimetoka'da yakalandı ve ikisinin de gözlerine mil çekildi. Nitekim 1385 yılında Sultan Murat oğlu savcıyı boğdurdu. Bu olaylar farklı kaynaklarda, farklı şekillerde de anlatılmaktadır. Bilgiler tam olarak yerine oturmuş değildir. ...1375 yılında Sultan 1. Murat Sırbistan üzerine yürüdü. Çirmen Muharebesinden sonra Osmanlılara ödenmesi gereken para gönderilmemişti. Bu seferle Sultan Murat, Sırbistan Kralı Lazar ve Bulgaristan Kralı Şişman'a ciddi anlamda gözdağı verecekti. Sultan Murat, Makedonya bölgesine girerek Sırplar için büyük bir önem teşkil eden Niş'i kuşatma altına aldı. 25 gün süren kuşatma neticesinde Niş Osmanlıların eline geçti. Niş'in fethi Sırbistan'ı gerçekten korkutmuştu. Osmanlı Sultanına boyun eğmek zorunda kaldı. Sırp Kralı Lazar 1375 tarihinden itibaren her yıl vergi olarak 50 okka gümüş ve muharebelerde asker vermeyi kabul etmiştir. Sultan 1. Murat 1375 yılından itibaren
bir müddet Rumeli fetihlerine ara verdi. Bu yıllarda yeni fethedilen topraklarda iskan çalışması ve ciddi bir imar çalışması da başlatıldı. O dönemden günümüze ulaşan eserler halen mevcuttur. Germiyan Beyliği ile ilişkiler kuruldu. Germiyan Bey'i Süleyman Şah'ın kızı ile 4. Osmanlı Padişahı olacak Şehzade Bayezid evlendirildi. Bu düğün hakkında tarihler 1378-1381 yılları arasını vermektedir. Germiyanoğlu Süleyman Şah, kızı Devlet Şah Hatun ile Bayezid'in evlilik bağıyla akrabalık kurmasını istiyordu. Çünkü Karamanoğlu Alaaddin Bey'in topraklarına taarruz etmesinden çekiniyordu. Germiyanoğlu Süleyman Şah, kızının çeyizi olarak payitahtı Kütahya ile birlikte Tavşanlı, Emet ve Simav'ı Osmanlılara verdi. Kendisi Kula'ya yerleşti. Bursa'da gerçekleşen düğünde Aydın, Menteşe ve Karaman beyliklerinin elçileriyle birlikte Hamitoğlu Hüseyin Bey'in elçisi de bulunuyordu. Bu elçiyle özel olarak bir haber gönderildi. Akşehir, Yalvaç, Yenişehir, Seydişehir, Karaağaç ve Eğridir kasabalarının Osmanlılara satılması teklif edilmiştir. Hamitoğlu Hüseyin Bey ile anlaşan Osmanlılar şehirleri 80 bin altın karşılığında satın almıştır. Sultan Murat bu hamlesiyle Karamanoğullarının batıdaki beyliklerin topraklarına müdahale şansını engellemiş oluyordu. ...1375 yılından beri barış döneminde olan Rumeli topraklarında yeniden hareketlilik başladı. Bu defa hedef daha büyük ve stratejik önemi olan şehirleri fethetmek ve Arnavutluk sınırına kadar dayanmak isteniyordu. Kara Timur Taş Paşa aldığı emir doğrultusunda İstip üzerine yürüdü. Şehir fethedildi. Manastırı da kuşatma altına aldı. Şimdilik sadece haraca bağladı. 1385 yılında Vezir Çandarlı Hayrettin Paşa manastır üzerinden hareketle Ohri şehrini fethetti. Ardından Görüce şehri de fethedildi. Onun ardından Debre ele geçirildi. Bulgaristan sınırlarına giren Osmanlı komutanı Balaban Bey, uzun süren Sofya kuşatmasından sonra 1386 yılında şehri ele geçirmeye muvaffak oldu. Sırp kralı Lazar'ın desteğini alan Karamanoğlu Alaaddin Bey, Sultan Murad'ın damadı olmasına rağmen yine de rahat durmadı. Sultan Murad'ın Beyşehir'i satın alması onun planlarını bozmuştu. Zira burada gözü vardı. Ordusuyla hareket ederek Beyşehir'e saldırdı. Sultan Murad bunu savaş sebebi saydı. Sırbistan'dan söz verildiği üzere asker temin etti. Vasal devleti olarak anlaşılan Doğu Roma İmparatoru Yannis de askerleriyle beraber orduya dahil edildi. Kara Timur Taş Paşa orduya dahil olurken Şehzade Bayezid ile Yakup da orduya katıldılar. Konya Ovası önüne gelen Osmanlı ordusu Karamanoğulları ile meydan muharebesine girişti. Düzenli ve eğitimli Osmanlı ordusu Karaman ordusunu bozguna uğrattı. Karamanoğlu Alaaddin Bey kaçarak şehrin kalesine sığındı.
Alaaddin Bey, eşi Melek Hatun'u babası Sultan Murad'ın huzuruna gönderdi. Kızının ricasını kırmayan Sultan Murad, Alaaddin'i çadırına davet etti. Karamanoğlu Alaaddin, Sultan Murad'ın huzuruna çıkarak elini öptü. İşgal edilen Beyşehir tekrar Osmanlı himayesine geri verildi. Bu sırada Çandarlı Hayrettin Paşa vefat etti. Yerine oğlu Çandarlı Ali Paşa geçirilirken Kara Timurtaş Paşa da vezirlik aldı ve Beylerbeyi makamına yükseltildi. Karamanoğullarının Osmanlı Devleti'ne yenilmesi, Anadolu beylikleri üzerindeki itibarını da kaybetmesine vesile oldu. Anadolu beyleri Osmanlıların yükselişi karşısında boyun eğmek zorunda kaldı. Aslında Sultan Murad, Anadolu'daki bu savaşın kısa sürmesi taraftarıydı. Onun gözü Rumeli cephesindeydi. Bir an önce Balkanlar ile alakadar olmak istiyordu. Karamanoğlu'nu affetmesindeki en büyük sebep de bu olduğu söylenebilir. Sultan 1. Murad'ın saltanatı boyunca Rumeli'de yaptığı büyük fetihler önce Balkan devletlerini, ardından Orta Avrupa devletlerini ve Papa'yı Müslüman ilerleyişine karşı tedirgin etmişti. Oluşturulan Haçlı ittifakları da Osmanlılara karşı fayda etmemiş, Türkleri durduramamışlardı. Son olarak da Karamanoğlu'nu Osmanoğlu'na karşı kışkırtma politikası başarılı olsa da Sultan Murad'ın Karamanoğlu'nu bozguna uğratması Osmanlı Devleti'nin gücünden bir şey eksiltmemiş, tam aksine bu galibiyet sayesinde Anadolu beyliklerinin gözünde Osmanlı Devleti daha da büyümüş ve saygın bir noktaya erişmiştir. Sultan 1. Murad, Karamanoğlu seferinden döndüğünde Edirne'de bulunan Lala Şahin Paşa'ya ordusunu hazırlamasını emretti. Diğer yandan Hristiyan İttifakı'nın başını çeken Sırp despotu Lazar, Bosna Kralını, Bulgar Kralını, Arnavutluk Prenslerini Osmanoğullarına karşı sürekli kışkırtıyordu. Sultan Murad, Hristiyan devletlerin gözünü korkutmak için Lala Şahin Paşa'yı Balkanlarda akınlar düzenlemekle görevlendirdi. Lala Şahin Paşa'nın akıncı birlikleriyle Sırp ve Bosna topraklarına doğru ilerlediği haberi Sırbistan'a ulaştığında Lazar derhal Osmanlılara karşı Bosna Kralı Tvartko ile birleşti. Lala Şahin Paşa akıncı birlikleriyle birlikte Sırbistan topraklarına girdiğinde Sırp ve Bosna krallarının kurduğu tuzağa doğru ilerlediler. Lala Şahin Paşa emrindeki Osmanlı ordusu Hristiyan ordular ile vuruşmaya başladılar. ...20.000 kişilik Osmanlı ordusu Poloçlik Muharebesi'nde 30.000 kişilik Hristiyan askerlerine yenildi. Bu mağlubiyet Osmanlıların Haçlı İttifakı'na karşı tarihteki ilk yenilgisi olarak kayıtlara geçti. Poloçlik Muharebesi hakkında çeşitli rivayetler ile kaynaklarda çok farklı bilgilere rastlanmaktadır. Muharebenin yapıldığı tarih kaynaklarca değişiklik göstermekte olup orduya komuta eden Şahin Paşa'nın başka bir akıncı komutan olduğu Lala Şahin Paşa'nın olmadığı aktarılır. Neticede Osmanlıların bu mağlubiyeti Türklerin sağlam bir ordu karşısında mağlup olabileceğini Balkan ve Avrupa devletlerine göstermiştir. Sırp ve Bosnalıların Poloçnik'te Osmanlıları mağlup ettiğini gören Hırvat, Macar, Leh, Arnavut, Eflak ve Osmanlı nüfuzundaki Bulgar yöneticileri de Osmanoğullarına karşı birleşmek için cesaretlendiler.
İttifaka Venedikliler katılacağına söz verdilerse de sonradan bu işten vazgeçtiler. Sultan 1. Murat yaşanan bu olayları soğukkanlılıkla izliyordu. Kendisine karşı birleşmiş olan düşmanı kademe kademe bozma planları yaptı. Çandarlı Ali Paşa'yı Bulgaristan seferiyle görevlendirdi. Diğer taraftan Anadolu beyliklerine Haçlı İttifakı konusunda kendisine asker desteği sağlaması için haberciler gönderdi. Emrindeki 30 bin kişiyle hareket eden Çandarlı Ali Paşa, Bulgarların başkenti Tırnova'ya doğru hareket etti ve şehri kuşatma altına aldı. Osmanlı ordusunun kuşatmasından kaçmayı başaran Bulgar kralı Ivan Şişman, şehirden kaçarak Nibolu Kalesi'ne saklandı. Çandarlı Ali Paşa şehri fethetti. Çandarlı Ali Paşa Nibolu Kalesi'ne yürüyünce Kral Ivan Şişman yeniden kaçtı. Çandarlı Paşa Nibolu Kalesi'ni de fethetti. Buradan ordusu ile Silistre'ye yürüdü. Burası da fethedildi. Bulgaristan topraklarının en önemli yerlerinin fethedildiğini gören Kral Ivan Şişman, ittifak dışı kaldığı gibi Osmanlı'ya tabi vasal bir vali olmayı kabul etti. Böylece Bulgaristan Osmanlı topraklarının bir parçası oldu. Bulgar kralı Ivan Şişman'ın akıbetini gören Sırp despotu Lazar, sıranın kendisinde olduğunu çok iyi biliyordu. Derhal Bosna ve Arnavutluk hükümdarlarına elçiler gönderdi. Bir an önce Osmanlılara karşı yeni bir ittifak kurma hazırlığı telaşına düştü. Papa dahil pek çok Hristiyan kralına Türklerin Bulgarları yendiğini, sıranın Sırbistan'da olduğunu, Avrupa'nın kalkanı Sırbistan'ın olduğunu ve şüphesiz sıranın kendilerine geleceğini açıkça bildirdi. Avrupa'dan ve diğer müttefiklerden olumlu cevap alan Lazar, askerinin çokluğuna güvenerek Sultan Murad'a bir elçi gönderdi. Kendisini Kosova'ya, savaş meydanına davet etti. Lazar'ın niyeti Türkleri Rumeli'den olduğu gibi atmaktı. Mektubunda oğullarını da savaş meydanında görmek istediğini bildirdi. Sultan Murat savaş çağrısını kabul ederek elçiyi geri gönderdi. Türkleri yeni bir Haçlı ittifakı bekliyordu. Sultan Murat, Haçlı ordularının toplanması üzerine kışı Filibe'de geçirmeye karar verdi. Zira burası Kosova'ya yakın bir mesafedeydi. Sultan Murat buraya geldiğinde ordusunu bir yandan büyük savaş için hazırlarken diğer yandan da oğullarıyla birlikte kendisini destekleyen beylere de yardım çağrısını iletti. Kütahya sancağında bulunan Yıldırım Bayezid ile Karasi sancağında bulunan Şehzade Yakup Rumeli'ye doğru harekete geçtiler. Şehzadelerin yanında Anadolu beylerinin Osmanoğlu'na gönderdiği yardım birlikleri de bulunuyordu. Anadolu beyliklerinden Candaroğullarından İsfendiyar Bey ve Germiyanoğullarından Yakup Bey başta olmak üzere Saruhan, Menteşe, Hamit ve Aydınoğulları beylikleri de asker takviyesi göndermişlerdi. Bazı kaynaklara göre Karamanoğullarının dahi bu savaşa iştirak ettiği söylense de bu kesin bilgi değildir. Diğer yandan Rumeli'de fethedilen şehirlerin Hristiyan valileri dahi Osmanlı'ya yardım gönderirken Bulgaristan'da bulunan Vezir Çandarlı Ali Paşa da Osmanlı ordusuna dahil oldu.
1389 yılı ilkbaharı geldiğinde Osmanlı ordusu Kosova meydanına doğru hareket etti. Osmanlı ordusunun mevcudu birçok kaynakta değişiklik gösterirken 30 bin ila 60 bin arası olduğu tahmin edilmektedir. Sırbistan ve Bosna öncülüğündeki Haçlı ordusunun mevcudu ise bazı tarihçilerce 200 bin rakamına kadar ulaştığı söyleniyor. Osmanlı ordusu yavaş yavaş Kosova'ya doğru ilerlerken bir grup Osmanlı akıncısı Sırbistan içlerine daldı. Sultan 1. Murat önderliğindeki Osmanlı ordusu savaş meydanına geldiğinde o gece muharebe planları da belli oldu. Ordunun merkez ve Yeniçeri komutasında Sultan 1. Murat bulunurken sağ kanat kuvvetlerine Şehzade Yıldırım Bayezid ve Gazi Evranos Bey hükmedecekken sol kanadın başında ise Şehzade Yakup komutanlık vazifesini üstlenecekti. Yağmurlu geçen bir Kosova gecesinde Sultan 1. Murat Allah'a saatlerce İslam ordularının zaferi için dua etmiş ve bu uğurda gerekirse şehit olmak dahi istemiştir. Düşman ordularının merkezini Sırp despotu Lazar, sağ kolu yeğeni ve damadı olan Dük Branković ve sol kanat yönetimi Bosna Kralı Tvartko'da bulunuyordu. Taarruza ilk olarak düşman askerleri başladı. Savaşın ilk anlarında Osmanlı ordusunun sol kanadı bozulma eğilimi gösterdi. Sağ kanat komutasını eline alan Şehzade Bayezid, Yıldırım lakabına göre kahramanlıklar sergilemiş ve bozulmakta olan sol kanada yetişerek bozgunu önlemiştir. Sekiz saat süren Kosova Meydan Muharebesi, Osmanlı ordusunun kesin galibiyetiyle sonuçlandı. Şehzade Yakup düşmanı kovalamaya gitmişti. Sultan 1. Murat savaş meydanını dolaşırken yaralı bir Sırp askeri kendisine elini uzattı ve ölmeden önce Müslüman olmak istediğini bildirdi. Ancak bu ölmek üzere olan Sırp askeri bizzat Lazar'ın damadı Obeliç'ti. Sultan Murat yanına eğilip kelime-i şehadet ettirecekken Obeliç Sultan'ın kalbine bir hançer sapladı. Sultan 1. Murat Han derhal çadıra götürüldü. Durumunun çok ağır olduğunu gören devlet adamları Şehzade Bayezid'i çağırdılar. Sultan Murat oğlu Bayezid'e pek çok nasihatlerde bulunduktan sonra vefat etti. Sultan Murad'ın vefat ettiğini henüz kimse bilmiyordu. Devlet adamları saltanat mührünü Yıldırım Bayezid'e verdiler ve Şehzade Yakup'a haber uçurarak Sultan Murad'ın huzuruna beklediğini ilettiler. Şehzade Yakup Çelebi çadıra girdiği anda boğduruldu. Yakup'un boğdurulmasıyla birlikte Osmanlı'da muhtemel bir iç savaş çıkması da önlenmiş oldu. Sultan 1. Murad'ın iç organları şehit düştüğü yere gömülürken kalan bedeni de Bursa'ya götürüldü. Şehzade Yakup Çelebi ile aynı türbeye defnedildi. Osmanlı Devleti'nin yükselmesinde büyük katkısı olan Sultan 1. Murad'ın hayatı boyunca bizzat 39 savaşa katıldığı ve onun yönettiği hiçbir savaşında kaybedilmediği tarihe not olarak düşülmüştür.